Talih. Gel burada, gel. Teyzeciğim. Ben seni ders bitince alacağım, tamam mı? Tamam teyzeciğim. Görmedi, merak etme. Mesele görüp görmemesi değil Özge. Karımdan saklanmak zorunda kalmam. Düzelecek Onur. Merak etme. Sen Lale'yi gördün de şaşırmadın. Neler çeviriyorsun? Bir şey çevirdiğim falan yok. Sen biraz sakin olur musun? Bir de sakin olmamı mı bekliyorsun? Onur. Baba. Duru. Ne kadar güzel görünüyorsun sen öyle. Teşekkür ederim babacığım. İyi ki geldin. Senin için geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Durucuğum, ders başlayacak. Gidelim mi tatlım? Tamam. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Onur, daha sakin bir yerde konuşalım. Lütfen. Dediğim gibi, onu sadece gazetede çıkan fotoğraflarınızdan gördüğüm için başta tanımam kolay olmadı. Ben de onu görünce çok şaşırdım Onur. Zaten konuşmayı da çok uzatmadım. Ama bana güven. Bu gerçekten bir tesadüf. Özge, benim sorum gayet anlaşılır ve basit. Lale'yi daha önce kursta gördüğünü neden bana söylemedin? Lütfen bana inan. Sana söylemek istedim ama fırsat olmadı. Ben de böyle bir zor durumun içinde hiç olmak istemezdim. Asıl zor durumda kalan benim Özge. Lale beni görebilirdi. Kendi karımdan saklandım. Sen ne demek istiyorsun? Özge. Duru'yu kurstan al. Yeni bir bale kursuna yazdıralım. Bak Onur. Hayatına çok ani girdik. Evet seni anlıyorum. Ama bizim için de hiçbir şey kolay değil. Ben her gün o çocuğa babasının neden eve gelmediğini anlatmaya çalışıyorum. Sabırla yapıyorum bunu. Sen de cesaretini topla. Ve karına başka birinden çocuğun olduğunu söyle. Ya da söyle. Biz çıkalım hayatından. Ben böyle bir şey istemiyorum. Çözüm yolu üretmeye çalışıyorum sadece. Çözüm Duru'nun hayatını etkileyecek şeyler yapmak değil. Bir karar ver artık. Ben kararımı verdim. Lale'ye başkasından bir çocuğum olduğunu söyleyeceğim. Duru'yu kurstan almadan önce yapmam gereken şeyler var. Duru'cuğum, soyunma odasındayken bana verdin ya kolyeni, almayı unutmuşsun. Aa, çok teşekkür ederim öğretmenim. Rica ederim kızım. Yardım ister misin? Olur. Teşekkür ederim. İçinde ne var? Boş ama annemle babamın resmini koyacağım. Sen de mi anneni bekliyorsun? Hayır, beni teyzem alacak. Annem evde hamile olduğu için dinleniyor. Benim kardeşim olacak biliyor musun? Aa ne güzel. Belki benim de kardeşim olur.
çok ısrar edersen senin de olur. Çünkü ben öyle yaptım. Oluyor şimdi. Çocuğu gördün mü? Bir düştü. Evet, yok o. Takla, en güzel yeri taklaydı. Aynen. Şöyle dans ediyorlar ya. O ne hayalinde. Nasıl geçti kursu? Çok güzel geçti bak. Aa, süpermiş. Hadi buradan da okula gidiyoruz. Tamam. Öpeyim seni. Görüşürüz. Bay bay. Ver bakalım Ali. Burada bakalım. Kemerini takmayı unutma. Tamam. Anneciğim, çok özür dilerim ben. Çok beklettim mi seni? Yok. Anneciğim, babamla beraber çektiğimiz fotoğrafı bastırdın mı? Evet. Yaşasın. Bak bakalım, işte burada. Hoppa. Yaşasın. Hadi koyalım. Şimdi olmaz bebeğim. Hadi ver onu. Arabada hallederiz bunu. Tamamdır. Hadi bakalım gel. Hop. Hadi bakalım. Özge. Merhaba Onur. Ben sabahki gerginlik için özür dilerim. Sorun yok. Ben de biraz sert çıkmış olabilirim. Ben anlıyorum senin ne kadar zor durumda olduğunu. Hayatına da karışmak istemiyorum. O yüzden Duru'yu bale kursundan alacağım. Ya yani buna gerek yok. Ben Lale'ye akşam her şeyi anlatacağım. Onur, sen Lale'yle konuşsan da konuşmasan da bizim aynı ortamda olmamız çok hoş değil. Yani benim için sorun yok. Ama Lale için olabilir. O yüzden hiç gerek yok, boş ver. Galiba haklısın. Anlayışın için sağ ol. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için ben de elimden geleni yapacağım. Peki. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşkım. En sevdiğin kahveden yaptım. Biraz üşümüşsündür diye düşünüyorum bir de. Vallahi üşümüşüm ha. Olsun ama, olsun. Sonuçta baş başa vakit geçireceğiz. Bunun için değer. Değer bence de. Yani evimizin içinde baş başa iki çift laf edemiyoruz. Ne yapalım? Filizleri sokağa mı atalım? Yok, atamayız. Atamayız ama Onur, vallahi ben seninle salonda böyle baş başa film izlemeyi, ne bileyim hiç konuşmadan kitap okumayı, her şeyi özledim. Ben de özledim. Ama ne yapacağız? Bir kaçış yolu yok mu buna? Yakaladık sizi! Hop! Baskın basanındır. Çocuğum, evladım, ergenler ne yapıyorsunuz? 7-24 aşk mesaisi nereye kadar? Yemin ediyorum aşk fıtığı olursunuz, tutulursunuz kız. Maazallah, maazallah. Herkes senin gibi yarı zamanlı aşık değil Erol'cum. Ya kanki, bizim içeride canımız sıkıldı ya. Bari gelin içeri bir oyun moyun oynayalım. Ne oynayacağız? Halk oyunu. Şaka yapıyorum. Teçhizatlı geldim. Bir saniye. Hop! İşte bu. Eşli okey. Bakalım kim ne kadar eşli, kim ne kadar okey. Erol, sen ıstakayla mı geziyorsun? Okey desen anlardık. Tırstı. Vallahi tırstı. Şu anki tepkisinden anlıyorum. Konuyu değiştirerek tırstı. Kaçıyor. Kaçak dövüşüyor. Kanki, sanki sen de biraz tırstın gibi geldi bana. Kim? Ben. Ben sadece neyini oynasak acaba? İddiayı düşünüyorum. Allah Allah. Ey kızım, girelim hadi, budur. Tam aradığım rakip budur. Ha,
Haydi var mısın şirketine yapalım? Kaybeden şirketi de kaybeder. Kaybeden şirketi de kaybetsin. Erol, 5 dakikada kumarhaneye çevirdin bütün evi yani. Kızım, bunlar açlık kazanıyorlar. Kumarda kaybederler diyerekten düşündüm. Şirket bizim olur diyerekten. Ben buldum. Kaybeden bu akşam bütün gece bebeklere bakacak. Kazanan çift de istediği saate kadar baş başa vakit geçirecek. Varız! Tamam o zaman. Buyurun. Haydi bakalım, haydi bakalım. Buyurun, şeytanınız bol olsun. Ben annemin çiçekçisine de girerim ama. Gerek yok. Neyse. Gerek yok şimdi. Bak. Tamam, tamam. Konuşma. Bana akıl verme. Taş diz. Kendi taş diz. Bir taraftan taş diz, bir taraftan da bu gençler bizim sabilere bakarken nereleri gezeceğiz onları düşün. Ay diyorum ki acaba şöyle bir kız kulesini mi gezsek, ne dersin? Sana Kalamış'tan bir tatlı huzur aldırır, Heybeli de mehtaba çıkarırım. Yeter ki kazanalım. Yürü be Erol. Aşkım. Hadi çek bir okey. Allah çektirmesin. Aşkım okey çekeyim çekmesin ama okey zaten var. Ne oldu, alnında bir şey mi var? O ne komik. Evet hadi bakalım oynayın ama biraz ya. Ya ama bittim. Bak 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 bir de okey çek falan diyor bak. Ballı, vallaha ballı. Ben atmayacaktım onu da aslında. Görebiliyor musun oradan? Hı? Hı? İstersen gel buraya otur, buradan bak. Ya daha neler. Önüne bak, önüne. Bak sen de anlamayacaksın gerçi de. Neyse. Erol. Fili mi ilerleteceksin yoksa kaleyi mi? Çocuğum o satranç. Doğru, okey oynuyoruz değil mi? O zaman bir zahmet oynayıver. Hadi istasyon. İstasyon istasyon, jargonlara bak. Sanki holding patron değil, tophaneli tayfur. Al bakalım. Bu da okey. Kapısını. Okey. Anne bana, bana mı kaldı? Bana mı kaldı? Helal olsun be. Erol. Kaç tane taş dizdin? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yuh. Erol, bari şu aralara da koysaydın da tam olsaydı. İnsan birkaç tane daha az koyar, dikkat çekmez. Ne bu böyle? Boş yer yok. El öyle geldi. Aşkım, oradan bir ceza puanı rica edeceğim. Of, hiç normal kaybetmedik ki. Ceza puanından gittik vallahi. Ceza puanından yandık, yemin ederim. Arkadaş, bu ne ya? Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Senin elin nasıl Erol? Vallahi işte, yani. Bunu mu attınız? Aa, bunu attım. O zaman ben bunu alayım izninizle. Çünkü bunu aldığım vakit benim elim bitiyor. Okeyli bir şekilde. Aa, bu ne ya? Ha. Erol bu ne? Ne bu? Sahte okey. Sahte okey mi? Bu taraf ne? O zaman ben ceza puanı düşüyorum. Böyle okey olmaz olsun. Yemin ediyorum suç ve ceza. Allah Allah kızım, elime mi bakıyorsun, ne yapıyorsun? Bir tane taşın nasip olmadı, kule dikti buraya, şuna bak. Of, yine ortaya başvuracağız. Aa, okey attı, aşkım al. Bir dakika, hayır atmadım, attıysam kendi okeyimi attım. Bir dakika, okey atmadım, onu bir geri alayım, okey atmadım. Onlar ne ya? Vallahi böbrek taşımı düşürdüm, ne oldu bir anda? Kaç kişilik oynuyorsun sen, tek kişilik dev kadro? Esprileri de gırla. Maalesef bir ceza puanı daha rica edeceğim. Hemen düşüyorum. Hadi bize iyi eğlenceler. Vay, gel gel gel. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım, çalış biraz kuzen. Aşkım gel artık gidelim. Hep senin yüzünden Erol, hep senin yüzünden. Ben ne yapayım, dizili gelmiş. Ballı zaten bu çift, dizili gelmiş. Of, yemin ediyorum hem kumarda hem aşkta kaybediyorum. Gerçekten inanamıyorum.
Of, ağlamayın çocuğum, ağlamayın yavrum. Dur, Allah'ım birken üç oldu, yemin ediyorum. Güç oldu. İyi ki buraya geldik aşkım. Vallahi her şey üst üste geliyordu. Biliyorum zaten. Ben de böyle olduğunu tahmin ettim, o yüzden kaçırdım seni. Babamın hastalığı, bir de ablamın hamileliği üstüne tuz biber oldu. Aşkım, baban iyileşecek. Zaten kötü bir şey yok. Yani doktor ne dedi? Biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Hepsi bu. Öyle değil mi? İyi ki varsın Onur. Yani iyi ki babama doktoru gönderdin. Yoksa annem babamı tek başına bırakırdı. O zaman babamın hali ne olurdu bilmiyorum. Artık bunları düşünmek yok. Bugün sadece sen ve ben varız. Ve bu güzel gece. Bunları düşün. Tamam? Burası bana o kadar iyi geldi ki. Senin olduğun her yer bana iyi geliyor. Buramda olmanı çok seviyorum biliyor musun? Omzuma başını koymanı. Çok huzurlu hissediyorum kendimi. Sevgilim. Ben hep burada olacağım zaten. Bırakmam ki zaten. Onur. Hı. Ya bu gece hava çok karanlık. Hiç yıldız yok. Ben yıldızları görmek istiyorum. O senin problemin sevgilim. Niyeymiş o? Çünkü ben görüyorum. Bir tanesi omzuma yaslanmış. Hatta. Onur. Vallahi sen de şair gibisin ya. Sürekli şiir okuyorsun bana. Sayın Lale Saran. Söyleyene değil söyletene bakacaksın. Benim yakışıklı şair. Lale. Lale. Baba. Duru. Babacığım. Senin ne işin var burada? Babacığım bugün okul yok ki. Günaydın aşkım. Özge. Onur. Ne zamandır buradasın sen? Yıllardır sevgilim. Evlendiğimiz günden beri. Evlendiğimiz günden beri? Unuttun değil mi? Neyi? Evlilik yıldönümümüzü. Aşk olsun Onur. Neyse ki seni hala çok seviyorum. Onur. Lale. Lale her şeyi açıklayabilirim. Ben seni arıyordum bir şey. Özge ile evli olduğunu mu açıklayacaksın? Özge ile evli olduğumu biliyor musun sen? Tabii ki biliyorum. Özge benim en yakın arkadaşım. Kiminle evli olduğunu bilmeyecek miyim? Lale ne diyorsun sen? Ben seninle evliyim. Emir nerede? Kocamla, yani babasıyla Emir. Efendim? Aşkım. Aa! Emir. Emir? Kim bu adam? Kocam dedim ya, çocuğumun babası. Emir'in babası benim, ben. Emir senin hiçbir şeyin değil. Emir'i verir misin bana? Ay yok. Yok yok. İstemiyorum, istemiyorum. Emir benim oğlum. Lale. Yalan mıydı? Beni sevdiğin. Hamileliğin. Onur sen bizim için hiç kimsesin. Neden yapıyorsunuz bana bunu? Ben ne yaptım size? İntikam Onur. Soğuk yenen bir yemektir. Sen beni öylece bırakıp hayatına devam edeceğini falan mı zannettin ha? Ben Allah bilir bir ülkenin neresinde hayatıma devam ederken sen burada mı hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecektin ha? Aynen öyle. O kadar kolay kurtulamazsın. Siz ikiniz bana kumpas mı kurdunuz yani? Öyle oldu galiba biraz. Babaanneciğim, iyi ki geldin. Ne olduğunu anlamıyorum. Yardım eder misin bana? Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Sen söyle. Neler oluyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Lale ile Özge komplo kurmuşlar, arkamdan iş çevirmişler. Yazıklar olsun. Hepimizi kandırdın. Ben mi kandırdım sizi? Kandırılan benim. Ben masumum. Yeter. İki genç kızı oyaladın. Kalp kırdın, yalan söyledin. İyi ki Ahmetciğim hayatta değil de senin bu rezilliğini görmedi. Ah Ahmetciğim ah. Ah Ahmetciğim ah. Babaanne bari sen yapma. Ben masumum.
Bütün bu rezilliklerden sonra masum olsan ne olur, olmasan ne olur? Tek bildiğim şey artık benim torunum değilsin. Artık benim mirasçım değilsin. Benim tek torunum Erol. Her şeyim, mirasım Erol'un. Ah kuzen, yazıklar olsun sana. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Ama senden adam olmayacağını en başında anlamıştım. O yüzden ben de Berk'i çağırdım. Kendisi zeki, çevik, ahlaklı, çalışkan, disiplinli ve senden de yakışıklı. Ay güzel kankam ve çok yakışıyorsunuz ya birbirinize maşallah. Teşekkürler Filiz'cim, öyle oldu evet. Allah aşkına ne oluyor burada, bana biri söylesin. Lütfen daha fazla çirkinleşmeyelim Onurcuğum. İnsanları kendine güldürme. Hadi çık dışarı. Güle güle Onur. Ay hadi hadi. Güle güle. Hadi 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 hadi. Yürü git. Hadi git. Gözüme görünme Onur. Çık git buradan. Terk et burayı. Git buradan. Hadi canım. Git. Hadi. Git git git. Kabus görmek istemiyorsan Derya'ya bugün her şeyi anlatacaksın. Her şey. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Bebeğim bugün evde değil de dışarıda bir yerlerde kahvaltı yapalım mı? Baş başa deniz kenarında mesela. Olmaz Onur ya. Ablam hastaneye kaldırmıştı. Oraya gitmem lazım. Ne olmuş ablana? Bilmiyorum. Gece sancısı tutmuş. Ben üzülmeyeyim diye de beni aramamışlar. Nesi varmış? Durumu nasılmış? Söylemediler ama ciddi bir şey yok dediler. Yani onun yanına gitmem gerekiyor. Tamam. Şirkete gitmeden önce orayı ararız. Ben de bir görürüm Nilüfer'i. Ondan sonra geçerim şirkete. Zaten durumu iyiymiş. Sen de çok merak etme, tamam? Tamam. Ben o zaman üstüme bir şeyler alayım. Sen de hazırlan. Tamam. Hadi bakalım. Kardeşi gördün mü? Gördün mü kardeşi? Ne oldu? Aşkım buradayız. Aşkım, sen oğlumuzu gezmeleri mi çıkardın? Gel buracığım. Vallahi Emir beni gezmeye çıkardı desek daha doğru olur. Ya aşkım bir de büyüyecek, okula başlayacak, sınavlara hazırlanacak, okul takımına girecek. Sanki hiç büyümeyecekmiş gibi. Aşkım işte büyümeye başlamış ya. Annesinin elinden tutmuş, parka getirmiş onu, parka. Hadi nereye? Oraya mı? Gel bakalım. Gel bakalım. Motora mı bineceğiz? Hadi bakalım. Buradayım. Hoppa. Emir'e baktığımda sanki hayatta her şeyi başarabilecekmişim gibi hissediyorum. Benim güçlü karım her şeyle baş edebilir. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünmüyorum. Böyle olduğunu biliyorum. Anneciğim. Anneciğim. Hadi Onur. Tam zamanı. Söyle artık. Onur, bu arada teşekkür ederim. Niye? Babama doktor göndermişsin ya, o yüzden. Doktor mu? Eniştem öyle söyledi. Göndermedi mi? Yalan mıydı? Ya ne oluyor ya? Hayır canım. Yok, doğru da. Ben günleri karıştırdım. Ne diyor peki? Yani babanın durumu nasılmış? Yani babamın kalp sandığımızdan daha sıkıntılıymış. Bacağı da öyle. Her an felç kalabilirmiş, öyle söyledi doktor. Öyle bir şey olmayacak. Baban için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte, tamam mı? Onur, ben babamı kaybetmek istemiyorum. Kaybetmeyeceksin. Endişe etme. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın aşkım. Emir. Bacanak, Nilüfer nasıl oldu? İyi vallahi be. Bacanak daha iyi olacak inşallah da hani... benim kafa işkembe çorbası gibi. Şu doktor mevzunu diyorum ya. Bacanak, ben sana ne diyeyim şimdi ya? Kendini de zor durumda bırakıyorsun, beni de. Hayır, zaten bin türlü problem var benim başımda. Lale'ye yalan söylemekten nefret ediyor. Abim bacanak, yani hani Nünüm üzülmesin diye işte Metin abi abartmış biraz mevzuyu. Şimdi daha mı iyi oldu? Hepsi perperişan. Bacanak,
Bir dahaki sefere en azından bana önceden söylersen ben de ona göre davranırım yani, bir pot kırmam. Zaten Lale'yi ha yüzüme özleyeceğim diye tedirginim. Sen ne yaptın? Söyleyebildin mi Özge mevzunu? Nerede? Ne mümkün? Her gün bir maceranın içindeyiz bacanak. Kendi derdimi unuttum vallahi. Zaten Lale babasının durumunu öğrendikten sonra korktu. Ben de üstüne gidemedim yani. Yani ne yapayım bacanak? İşte böyle apar topar bir doktor getirdik yani. Neyse canım, iyi tarafından bakalım. En azından Yıldırım baba için de bir ara kontrol oldu. Aslında tam öyle olmadı bacanak. Nasıl yani? Yani hani o doktor... Aslında gerçek doktor değil. Değil bacanak. Sana inanamıyorum ya. Ne gerek var böyle bir şeye bacanak? Ne yapayım bacanak? Yani işte valide Yıldırım babayı göndermesin diye böyle bir oyun tezgahladım işte. Hani oyuncu bir arkadaş vardı, onu doktor yaptık işte. Ya bacanak hani ne yapalım? Bir de iyi tarafından bak. Yani en azından Yıldırım babanın harbiden öyle ciddi bir hastalığı yok yani. Şahane. Şahane. Şimdi ne olacak? İşte ne yapacağız bacanak? Hani oyuna devam edeceğiz yani. Hani işte annem Yıldırım babayı affedene kadar ya da ne bileyim yumuşayana kadar devam edeceğiz işte. De hani tabii senin de yardımın olursa biraz. Tabii canım, yardımcı olurum ya. Böyle işlerde her zaman yardımcı olurum. Böyle dalaverelerde falan. Beni de say yani. Ya zaten benim bir sürü sakladığım sırrım var. Şu an bir sürü yalanım dolanım var. Nefret ediyorum kendimden neredeyse. İyice sır küpüne döndüm bacanak. İyi de yani hani ne yapalım? Yıldırım baba gitse daha mı iyi olacak bacanak ha? Kızların durumu ne olacak o zaman? Şimdi ne olacak? Kızlar babalarının sahte hastalığına inandı. Her geçen gün daha çok üzülüyor. Şimdi ne olacak? Vallahi işte orasını çok şey yapamadım ama. Hop! Hayırlı işler, bol güneşler gençler. Yine görüyorum ki bacanak team iş başında. Geldi kral yine. Yaş kendine o. Oğlum hayırdır? Hangi rüzgar attı? Hayırsız. Köftenin kokusunu mu aldın? Sıcak paranın, sermayenin kokusunu aldın da ortak olmaya mı geldin? Ettirtmem. Şirkete ortak ettim, buraya ettirtmem. Köfte benim, başkasına kaptırtmam. İyi ben gideyim de şu köfteleri tazeleyeyim. Neyi tazeleyelim? Allah Allah, Kurtuluş Bey, neyi tazeleyeyim acaba? Goy goy mu oldu, onu seziyorum. Köfte ocağı burası, ana kucağı değil Kurtuluş Bey, nokta. Yemin ediyorum, of sen yine giymişsin, yeşil takımı, kravatı takmışsın, mendili gomuşsun, buraya gelmişsin. Vallahi holding sahibi de olsan free time'ın bol. Köftecilik öyle değil. Bir çok uluslu şirket mi, köftecilik mi dersen, köftecilik derim. Öyle yoğun bir business. Erol, Allah kolaylık versin. İşin gerçekten çok zor. Yani, emmi oğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldin babacığım. Tam zamanında geldiniz. Mama. Nasıl geçti? Vallahi pek iyi geçtiği söylenemez Onur Sarı. Aşkımdan Onur Sarı'na. Durum ne kadar vahim? Çok vahim. Ya Onur, sahte doktorlar falan ayarlamışsın. Ya ne kadar üzüldük, sen farkında değil misin? Doktor meselesi. Aşkım haklısın ama... Haklısın diye geçiştiremezsin bu durumu. Yani o kadar korktuk ki babam sakat mı kalacak, ölecek mi diye. Bir dinlersen. Yani ben de yine öğrendim durumu. Benim bir suçum yok, hatta haberim bile yok. Öyle mi? Hı-hı. Sen deyince tahmin ettim durumu. Kurtuluşa da kızdım zaten. Bugün öğrendim yani. Gel bakalım baba ya. Ama yani Kurtuluş'un da Yıldırım babanın da bunu art niyetle yaptığını düşünmüyorum. Nasıl ya? Hepimiz perişan olduk üzüntüden. Tamam, yaptıkları doğru bir şey değil. Ama şöyle düşün. Fena mı oldu? Nasıl yani? Aşkım, babanızın size, sizin de babanıza düşündüğünden daha fazla ihtiyacınız var. Belki Yıldırım baba karşınızda çok güçlü, çok dirayetli gözüküyor olabilir. Ben kızlarımı korurum, kollarım gibi gösteriyor olabilir. Ama aranızda en zayıfınız o. Kızlarına çok ihtiyacı var. Şefkate çok ihtiyacı var. Tabii sizin de onun sevgisine ihtiyacınız var. Senin o kalbinde bıraktığın yer var ya... baban için, o sevgiyi bekleyen, sevgiye hasret kalan yer. Şimdi izin ver, sakin ol. O boşluğu sevgiyle doldur, tamam mı? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya Onur, sen bu kadar muhteşem olmak zorunda mısın?
Sen bu kadar şahane olmak zorunda mısın? Ben bazen seni hak etmediğimi düşünüyorum. Peki ben? Her gün yeni bir kahramanlık yapmazsam seni hak etmeyeceğimi düşünüyorum. Aslında sen her gün kahramanlık yapıyorsun. Şövalyem benim. Oh, yemin ediyorum bu çocuklar benim üstüme kaldı. Ben bunu tek başıma yapmadım ki. Bana zimmetlendi şu anda bu çocuklar ama. Ya 5 dakika taşı Erol, 5 dakika baba ol yani. Çocukların baba enerjisine ihtiyaçları var. Hani kız biz ataerkil toplum olacaktık. Sen mağarada çocuklara bakarken ben gidip avlanacaktım. Bu nasıl bir cilalı taş devri? Mağara mı? Erol vallahi tekelleği icat ederim. Böyle üstüne doğru yuvarlarım yani. Arkadaşlar. Yemekten sonra eşimi bir yerlere götürmek istiyorum ben. Bir sürprizim var buna. O yüzden siz de Emir'le ilgilenebilirseniz. Zaten biz uyutup çıkacağız yani. En azından uyandığında haber verirsiniz, tamam? Hiç sorun değil, ilgileniriz yani. Görüyor musun Erol'cığım? Ne kocalar var, karılarına nasıl sürprizler yapıyorlar. Aman ne yapıyor? Romantizma yapıyor. Onu da göstere göstere yapıyor. Kızım bu işler açıktan yapılmaz. Günah olan var, olmayan var. Neyse ben Emir'i uyutayım o zaman. Allah aşkım. Anne. Gel bakalım. Anneciğim. Allah Allah. Evet anneciğim. Bir yandan da sofrayı kuralım da yemek hazır. Ay vallahi mis gibi kokuyor. Allah Allah. Mutfak robotu gibi çocuk, Süpermen gibi olan, İsviçre çakısı gibi bir birey. Gerçekten helal olsun. Birisi bak bakalım. Nasıl? Kokusundan belli, inanılmaz. Hadi sofraya falan bir yardımcı ol Erol, hadi. Ver bakayım. Al bakalım. Anası. Of, yemin ediyorum kolum çıkmış. Hadi sofrayı hazırla Erol. Ne sofrası? Ben 2 tane çocuk bakıyorum, 2 tane de pantolon dikeyim. Oldu. Haydi Erol. Haydi kızım. Aşkım. Nereden aklına geldi buraya gelmek? Dün yıldızları göremiyorum dedin ya. O yüzden getirdim seni buraya. E bir bak bakalım. Bakayım. Of harika görünüyorlar. Şimdi böyle toplu yıldızlar var orada. Görüyor musun onları? Evet görüyorum. Şimdi senin baktığın yerde onların hemen yanında bir tane daha yıldız var. Özel bir yıldız. Evet, gördüm. İşte o yıldız senin. Lale Sarağan. Hı hı. İşte o yıldız senin yıldızın. Yıldızın adı Lale mi? Evet. Tamam, senin kadar parlak değil. Senin kadar güzel değil, ışıltılı değil. Ama yine de senin yıldızın. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni hep seveceğini söyle yeter. Ne olursa olsun beni sevdiğini. Seni çok seviyorum. Gelsene yanıma. Sen de mi birisine kızdın? Kızmadım hiç kimseye. Ben kızdım. Hem de küstüm. Kime? Annemle babama. Ben de annemle baba kızdım. Hem de çok kızdım. Büyükler bazen insanı çok kızdırıyor değil mi? Evet, bale kursuna gelmeyeceğim artık. Aa, niye? Başka kursa gidecekmişim. Ama ben burayı seviyorum. Ben de dedeme gitmeyi seviyorum. Dedemin bir tane köpeği var biliyor musun? Adı da Mito. Ama annemle anneannem gitmeme izin vermiyor. Hayır diyor, gitmeyeceksin diyor. Hep büyüklerin dediği oluyor zaten. Evet. Parka gidelim mi? Olmaz. Annemden habersiz bir yere gidemem. Yoksa çok kızar bana. Benim kız da kızar. Benim annem de kızar. Hatta sonra teyzem kızar. Sonra anneannem kızar. Sonra babam kızar. Hepsi kızar. Biz de onlara kızdık. Hadi gel gidelim. Tamam, hadi gidelim. Ah, durun! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel istersen biraz oturalım.
Sakin otur. Ah, bileğim çok acıyor. Üstüne basamıyorum. İstersen bizim eve gidelim. Bizim ev buraya çok yakın. Olur. Hadi gel. Anne hadi aç şu telefonu ya. Alo anne. Gülşah yok. Lale ne demek yok? Bilmiyorum ya. Kursa geldim Gülşah'ı almaya. Yok işte. Hatta bir arkadaş da kayıpmış. Beraber görmüşler onları. Herhalde beraber gittiler bir yere. Ne diyorsun Lale? Ah Gülşah ah. Anne ne yapacağız biz? Ablama ne söyleyeceğiz? Sakın bir şey deme. Ne olur. Sakın. Baksana zaten durumu ortada. Çok hassas. Yani bir de korkarsa Allah korusun ha. Sakin olalım şimdi. Sakin sakin düşünelim. Ne yapabiliriz? Yani bu kız nereye gitmiş olabilir? Anne bilmiyorum. Parka falan mı gittiler acaba? Ya da köfteciye? Sen köfteciye bakıver tamam mı? Ben de parka gideyim bir koşu. Sonra burada buluşalım tamam mı? Tamam tamam hadi görüşürüz. Ne demek yok? Ya nereye gider küçücük çocuk? Ya biz daha yeni geldik buraya. Hiçbir yere bilmiyor benim kızım. Hem nereye gitsin tek başına? Kimle gitmiş? Ne dediniz? Kimle gitmiş? Anne. Ay! Lale bulamadım Meme ne olur. Yok yok köftecide de yok. Kızım ben bütün sokakları aradım. Aramadığım yer kalmadı. Parka baktım hiçbir yerde yok. Anne artık ablamla enişteme söylesek mi? Telefonda söylemeyelim. Giderim ama belki gidene kadar bulunur ya. Çıkar bir yerlerden belki. Evde söyleriz tamam. Bakalım. Hadi al çantanı bekliyorum ben. Neredesin Gülşah ya? Gülşah. Dedeciğim Duru düştü ayağa ölüyor. Biz de sana geldik. Yok hala düşünemedik. Eve geldik hala bir şey bulamadım. Bulsana sen zekiyiz. Anne dursana bir ne diyeceğiz? Ben sana güveniyorum Lale. Tınağını yeme kızım belli olmasın. Şey diyelim mi? Kaçmış. Ne? Kaçmış evde. Hayır arkadaşın ya. Arkadaşının yaş günü varmış söylemeyi unutmuşlar bize. Fakat bana kimin yani gelmiş? Anne, Lale. Oh, ne yapıyorsunuz böyle kapının önünde ya? Anne. Anne. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen söyle. Sen ben söyleyeyim çok yok. Sen, senin. Ay ne söyleyeceksin söyleyin. Şeyle ilgili. Ne? Annem. Babamı dikizliyordu burada. Annem babamı dikizliyor. Gördü onu. Ay anne da. Sen de var ya. Songül. Aa. Gülşah. Gülşah papatyam, nasıl korkuttun bizi anne? Ne yaptın böyle sen? Ne oluyor ya? Merhaba. Canım. Hoş geldin. Şeker şeymişsiniz be. Böyle. Ben bu kızı bir yerden... Ne? Duru kayıp mı? Gülşah'la mı beraber? Duru'cum, birazdan doktor gelecek, röntgen sonuçlarını açıklayacak bize. Merak edilecek hiçbir şey yok. Ama önce annene haber verelim mi? Ablacığım, biz geç bile kaldık haber vermek için. Hadi ara. Annenin numarasını biliyor musun yoksa bale kursundan alayım mı? Evet, evet biliyorum. Tamam o zaman. Neredesin sen Duru ya? Nereye gider bu kız? Ben Lale'yi arayacağım. Lale'yi mi? Emin misin sen? Evet, onlar da şimdi Gülşah'ı arıyordur. Belki bir şeyler öğreniriz. Çok teşekkür ederim. Tanımadığım bir numara arıyor. Biri bulmuş olabilir. Tamam, şimdi sakin ol. Aç telefonu, sakin konuş. Şey al, hoparlörü al. Ben de duyayım.
Alo, merhabalar, Lale ben. Özge Hanım'la mı görüşüyorum, Duru'nun annesi? Alo? Evet, evet, benim, buyurun. Öncelikle telaşlanmayın, Duru bizim yanımızda, ben Gülşah'ın teyzesiyim. Bu yaramazlar bizi ne kadar merak ettireceklerini bilememişler de parka gitmişler. Ben çok merak ettim. Nereye gideceğimi de bilemedim. Tahmin ettik, kusura bakmayın, daha erken haber vermeliydik ama... Çok teşekkür ederim. Siz neredesiniz? Ben gelip alayım Duru'yu. Şöyle, yine telaşlanmayın. Duru parkta ayağını burkmuş sanırım da biz hastaneye geldik. Hastane mi? Yok yok, ben önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum, merak etmeyin. Ne olur ne olmaz diye getirdik buraya. Tamam, ben gelip alacağım hemen. Siz bana adres verebilir misiniz? Tabii, tabii vereyim. Lale Hanım, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Kusura bakmayın siz de. Doktor geldi. Ben hemen arayacağım sizi. Korkacak bir şey yok. Basit bir burkulma. Birkaç gün buz uygulayın. Bir de bandajla hafif sarın. Yeterli olacaktır. Ay sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçmiş olsun. Bak gördün mü? Hiçbir şeyin yokmuş. Hadi yavaş yavaş giyinelim mi artık? Çok geçmiş olsun Duru'cuğum. Teşekkür ederim. Ayrıca beni buraya getirdiğiniz için de teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? Aa, bu ne? Ne kadar güzel bir kolyeymiş bu. Annemle babamın resmini koydum. Özlediğimde bakabileyim diye annemle babamın resmi var. Sen annenle babanı çok mu seviyorsun? Evet, hem de çok. Bakmak ister misin? Olur, bakayım. Hem annen gelmeden tanışmış oluruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben